İsmail Kılıçarslan Dervişçikle Serhoşçuk Bana Sadi anlatıyor, ben de size anlatıyorum. Öyle billahi. Neresi olsun şehrimiz? Belh olsun yahut Horasan yahut Yezd yahut Urumiye. Vakitlerden yaz, zamanlardan eski bir zaman olsun. O günde her gün olduğu gibi ona birazcık da olsa yakınlaşmak arzusuyla zikir dışında bir şeyle meşgul olmamış dervişçik hay deyip dönmüş, hu deyip yanmış. Allah ateş, ben uçkunum, şeytansa benim suyum diyerek döne döne ismini çağırmış ulu tanrının. Çiçek görse hayrete, dere görse haşiyete düşerek gününü gün etmiş. Ne sandın ya efendi? Gününü gün etmek diye buna derler. İçinde Allah'ın olmadığı güne gün denir mi? O gün gün edilir mi? Dervişlik ateşe aşk ile yansın da döne dursun, biz giderim meclisi meyhaneye. Kim gör bak orada ne işler olur da ne ibretler yaratılır. Doldur peymaneyi gamdan içeriz. Bir yari kaybettik andan içeriz diyerek sabahın seher vakti bin tül inebi yudumlayarak gönlünün yarasına derman zanneden bir şaşkın serhoşçuk var imiş bu meyhanede. Eve ya gider ya gitmez elindeki kopuzla gamı kedere yoldaş edip çalar çığırırmış. Meyhane milleti bu dertli garibin sesini de sazını da pek severmiş. Hadi söyle ki şarabın benden derlermiş, bu dertli garip de çalar çığırırmış. Lakin geçmezmiş gönlünün yarası kalbinin gamı. Ne kadar içse o kadar geçmezmiş, ne kadar söylese o kadar geçmezmiş. Dervişçik bahçede kırda, serhoşçuk harabede meyhanede kendi lisanlarınca bir derman ararlarmış dertlerine böylece. Ama gör bak feleğin işine ki derdine arayana dermanı anca sebebi sebebe bağlayarak verirler. Böyle döner demişler çarhı felek. Böyle olur demişler devre alem. Yavaş yavaş küsmüş gün şehre. Güneş yavaş yavaş söndürmüş ışığını. Evi olan evine, köyü olan köyüne dönmeye durmuş. Sonra iyi adam zamanı da geçmiş. Gece, yedi kanatlı bir canavar gibi ağır ağır çökmüş şehrin üzerine. Dervişçik zikirden gözünü açmış ki, şehrin dışındaki nehrin kenarında. Nasıl geldim ben buraya diye düşünecek zaman dahi değilmiş. İçinden cılız ışıkların süzüldüğü şehre çevirmiş yönünü. Usul usul yürümüş. Şehrin dış mahallelerinden geçerken kalbine yeniden ateş düşmüş. Madem ateştir, söndürmeyelim diyerek bir duvarın dibine çöküp Dili damağa yapıştırmış dervişçik. Tam o esnada da sarhoşcuğun gamlı sözlerinden bunalan bir meyhane serserisi elinin tersiyle iti vermiş adamcağızı. Kopuzu ile birlikte meyhanenin zeminine yuvarlanan sarhoşcuğa gülmüş cümlesi. Bu ahval ağrına gitmiş sarhoşcuğun. Kahrederek çıkmış meyhanenin kapısından öfkeyle yürümüş. Bir adım mı atmış, on adım mı bilinmez bir duvarın dibinde, dili damağa yapıştırıp zikirle meşgul olan dervişçiyi fark etmiş serhoşçuk. Bakmış ki derviş mutmain, gözler kapalı, dudak gülümseyerek kıpırdıyor. Ve hey gafil, bu gam yüklü dünyada bunca mutlu olacak ne buldun diye düşünerek kopuzu kaldırdığı gibi dervişçinin kafasına indirmiş. Kopuz kırılıp bir yana düşmüş, dervişçik bayılıp bir yana düşmüş, Serhoşçuk da yürümüş gitmiş. Dervişlik sabah ayılıp da kendine geldiğinde, eline kopuzu alıp doğruca hekime varmış. Yarasını tımar ettirip çarşıya inmiş, çarşıda satılan en güzel kopuzu almış. Parçalanmış kopuz bir elinde, yeni aldığı diğer elinde, sonra araştıran meyhaneyi bulmuş dervişçik. Bizim Serhoşçuk, elinde kopuzları tutan dervişçiyi görünce, utancından kaçırmış bakışlarını. Dervişçik anlamış tabii o işi yapanın o olduğunu, varıp gitmiş yanına, elindeki sağlam kopuzu uzatıp, dün gece kopuzunla kafamı yardın. Sonuçta ben hekime gidip kafamın yarığına derman buldum ama senin kopuzunun kırık kalmasına gönlüm razı olmadı. Senin derdinin çaresi de bu kopuz olsa gerek. İnşallah bunu beğenirsin. İnşallah sana layıktır diyerek uzatmış yeni kopuzu. Serhoşçuk kopuzu alma bahanesiyle elini yakalamış dervişin, ben artık bu eli bırakmam demiş. O günden sonra dervişçikle serhoşluk birlikte başlamışlar, hay deyip dönmeye, hu deyip yanmaya. Şimdi söyle bakalım efendi, senin dervişliğin nice bir dervişlik ola ki, kafan yarılsa, kafanın yarığının derdinden başkasına düşmezsin. De hele ki necedir, senin dervişliğin ki bir serhoşa elini vermez de kendini beğenirsin. Söyle ki senin dervişliğin nerededir? Bizim dervişliğin dervişliği nerede? Ahval budur ve böylece söylemişizdir elhasıl. Varıp gerisini birlikte fehmedelim. İsmail Kılıçarslan Yeni Şafak.